Erdoğan Süzer şimdi bizi bekliyor Skype hattımızda. Erdoğan Bey merhabalar, iyi bayramlar diliyorum. Merhaba, iyi bayramlar Gülnay Hanım. Az önceki haberi de muhtemelen takip ettiniz. BESİ'cinin durumu da ortada ve her şey aslında bu gelenekleri sürdürmeye çalışan emekliler üzerinden devam ediyormuş demek ki. 9 günlük bayram tatilinde gençlik sahil şeritlerine akın etti. Emekliler o geleneği kurban alarak, kurban keserek sürdürecekti ama emeklinin de cebinde hiçbir şey kalmadığı için evet, hal böyle. Ne söylemek istersiniz bu konuda? Özellikle tarımsal anlamdaki bu keşmekeş ve beraberindeki emeklinin Temmuz ayında ona yansıyacak olan ihtimal zama. Tam da işte ekonominin içinde bulunduğu tabloyu en güzel anlatan işlerden birini yaptınız biraz önce. O röportaj gerçekten süperdi. Her şeyi çok net bir şekilde anlattı. Emeklilerin durumu var, üretim var, bakın tarım var, hayvancılık var, hepsi birden iç içe geçmiş vaziyette ve hepsinde yaşanan temel problem plansızlık, programsızlık. Tarımı ve hayvancılığı program dahiline alamazsanız, ekonomiyi çarkından çıkarırsanız olacağı budur. İşte emekli artık bir kurban dahi alamaz hale getirildiğinde kurban kesemez hale geliyor ve bu da beraberinde çarkın dönmesini engelliyor. Burada bir çark var kurban pazarında dönen. O oraya gidecek ki insanlar gelirleriyle rahat rahat kurban alsınlar ve kessinler. Ne yazık ki gidemiyorlar. Bundan kısa süre önce, birkaç gün önce, bayramdan hemen önceydi, bir haber yaptık. Haberde zaten bu yıl kurbanlık alabilecek insan sayısının çok az olduğunu, bir de tatille beraber parası olanların da parasını gidip tatilde harcayacağını, hı hı, söylemiştik. Hakikaten de öyle oldu. Geçen seneye göre daha da kötü oldu ama bunun birkaç tane işte ayağı var dediğiniz gibi. En önemli ayaklarından bir tanesi yani tatil olabilir evet ama fiyatlar alıcılar için olağanüstü yüksek, satıcılar içinse düşük. Yani maliyetleri karşılayamayacak boyutta. Bu bir çarpık tablo demektir. Bu ekonomideki o sistemin oturmadığını ya da bozulduğunu daha doğrusu gösteren bir işarettir. Bu kurbanlıkların şu anda büyük bölümü geriye dönüyor. Bir defa en önemli özelliklerinden bir tanesi sizin de yayının başında söylediğiniz gibi ne yazık ki kuzular dediniz. Gerçekten de onlar kuzu. Neden kuzu? Çünkü bir defa yıl olarak Haziran'a geldi bu yıl biliyorsunuz Haziran'a evet, geldiği için kurbanlık dönemi. Ocak ayında doğan kuzular artık sadece 6 aylık bile evet, değil. Dolayısıyla kesilemez aslında. Evet. Ama ebatına bakıyorlar. İşte evet biraz iri görünüyor. Bu 6 aylık 1 yıl yaşında gibi görünüyor. Dişine bakıyorlar ve diyorlar ki bu artık kesilebilir noktadadır. Ama görüyorsunuz ki olduğu gibi kuzu. Görüntüde gördüğümüz aslında kuzu. Kurbanlık olabilir mi? Çok görünmüyor. Yani hı hı, kurbanlık gibi durmuyor. Zaten kurbanlık olmadıkları da anlaşılıyor. Peki. Erdoğan Süzer şunu da soralım. Özellikle bayramdan sonra Temmuz ayı itibariyle kiradaki o %25 zam sınırlaması sona eriyor. Sizin de paylaştığınız gibi haberinizde emeklinin kirası %65 arttı ve maaşa da %25 zam gelecek. Şimdi buna evet, perhiz bu ne aslında süreç bu, aynen bu deyim gibi oldu. Bu ne lahana turşusu mu denir? Ben de kamer genç gibi oldum deyimleri evet, toparlayamıyorum artık. Ne demek lazım emeklinin bu kira ve özellikle zamla yaşadığı mücadeleye? Sınav değil mi? Sınava. Şimdi bir defa evet, biraz önce sözünü ettiğimiz o denge aslında burada da çok ciddi anlamda bozuldu. Biz şimdi Temmuz ayında ilginç bir durum yaşayacağız. Şunu göreceğiz. Bir anda işte şeylere, kiralara, çünkü sistem değişiyor, yasa değişiyor. Kiraların artış oranı %65 olacak. Neye göre söylüyoruz bunu? Borçlar Kanunu'nda diyor ki kira artışları her yıl ortalama enflasyon kadar artar, çifte kadar artar diyor. Bu hesabı biz yaptığımızda 65 olacağını görüyoruz. Yani bu 65'in küsuratları olabilir ama toplamda 65 gibi bir rakam göreceğiz. Bu işte kira artışları. Yani sözleşme dönemi Temmuz'a gelen herkes kirasını %65 artıracak. Peki maaşlar ne olacak?
Maaşlarda şöyle %0'dan başlayıp 25'e kadar giden ve daha fazla da yukarı çıkmayan zamlar göreceğiz. Hı-hı. En fazla yani %25'ten bahsediyorum. Asgari ücretli ve 10 bin lira emekli aylıkları, bu en düşük minimum olan emekli aylıklarında bir zam beklenmiyor. İktidar bu konuda bugüne kadar herhangi bir şekilde müjde vermedi. Zaten önümüzde seçim de olmadığı için böyle bir müjdeyi de biz beklemiyoruz. Muhtemelen işte uygulanan ekonomik programın da enflasyonda başarılı olabilsin, enflasyon mücadelesinde başarılı olabilsin diye asgari ücretliler ve emekliler bu anlamda feda edilecek. Görünen o. Onun dışında zorunlu olarak zam yapmak durumunda kaldıklar, yani yasa gereği zam yapılması gereken bir grup var. Onlar da memurlar, memur emeklileri ve işçi emeklileri. Yani Bağkurlar ve SSK dahil. Şimdi bu emeklilere yapılacak zamlar da belli. Bunu da nereden hesaplıyoruz? Yine enflasyon tahminleri üzerinden bir hesaplama yaptığımızda yaklaşık %25, yani %25.1 olur, 2 olur. Hı hı. Ama %25'li bir rakam göreceğiz, oran göreceğiz zamda. Memur emeklileri ve memurlar ise %20 civarında bir zam alacaklar. Bu durumda şöyle bir çarpık tablo karşımıza çıkıyor. Mesela bugün 12 bin lira aylığı olan bir emekli var, değil mi? Milyonlarca böyle bir emeklimiz var. 12 milyon civarında emekli aylığı alıyor. Kirasının da diyelim ki 12 bin lira olsun. İki emekli bir araya geldi, eşler. Toplamda 24 bin lira aylık gelirleri var. Haneye 24 bin lira giriyor. Bugün 12 bin lirasını kiraya veriyorlar. Geri kalan 12 bin lirayla da geçinmeye çalışıyorlar diyelim. Ocak ayına, Temmuz ayına geldiğimizde maaş, 12 bin liralık maaşın olacağı yer şöyle buradan söyleyeyim size 15.500 liraya civarına çıkıyor. Kira ise 19 bin liraya gidiyor. Hatta 19.800 lira. 20 bin lira yaklaşık. Dolayısıyla artık bir kira, bir kişinin maaşı, aylığı kiraya yeterken iki emeklinin olduğu bir aileden bahsediyorum. Hı hı. Artık bundan sonra o iki emekliden birinin aylığı yetmeyecek kira ödemeye, diğerinin de yarıya yakın parasını eklemek gerekecek ki o evde oturulabilsin. Geri kalanı da geçinmeye çalışacak. Dolayısıyla olağanüstü bir çarpık tablo var ve bu yoksulluk yeni bir yoksulluk mekanizması üretecek. Yani böyle bir mekanizma kuruluyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Hı hı. Burada şu çok önemli yalnız. Yani özellikle bu haberden sonra biz bugün haberi yapınca kiracılar, ev sahiplerinden büyük tepki de görüyorum. Not yazıyorlar sürekli olarak. Bizim kira gelirlerimiz olağanüstü düştü. Hı hı. Devlet %25 dedi. Şu anda 2 bin liraya, 3 bin liraya, 4 bin liraya. İstanbul'un göbeğinde 4 bin liraya kiracım var diye birisi mesaj atmış mesela. Hı hı. Doğru. Çünkü bu çarpık tablo işte bunu üretti. Bizim sözünü ettiğimiz bu değil ama. Yani bizim anlatmaya çalıştığımız konu, o kesinlikle çözülmesi gerekir. Yani orada bir düzenlemeye ihtiyaç var. Emsal en azından değerlere yakın kira bedellerine ulaşılması gerekiyor ki bu kavga, dövüş, hatta kan akıtmaya varan kaos tablosu düzelsin. Başka türlü olmaz. O ayrı bir konu. Ama bugün bizim karşılaşacağımız konu, Temmuz'dan itibaren karşılaşacağımız çok büyük bir kaos var. O kaosta zam farklılıklarından kaynaklı büyük bir yoksullaşmanın önü açılıyor, yeniden açılıyor. Mesela yine biraz önce verdiğim örnekte şu anda 10 bin lira aylık alan bir emekli olduğunu düşünelim. Onun da eşi de 10 bin lira alsın. Hı hı. 20 bin lirayla geçiniyorlar. 10 bin lira emekli aylığı kiraya gidiyor, 10 bin lirayla geçiniyorlar. Bakın bu 10 bin liraya zam yapılmayacak. Büyük ihtimalle öyle görünüyor. Bu durumda ne olacak biliyor musunuz? Temmuz'da ailenin geliri 20 bin lira olarak gene devam edecek. Kira 19.825 lira olacak. Evet. Şimdi iki emeklinin aylığı bir kiraya yetmiyor hale gelecek. Bizim dikkat çekmeye çalıştığımız konu bu. Burada demek ki yapılması gereken ne var? Yani bunu şunun için yapıyoruz. Bu emekliler geçinemezler. Yoksulluk, açlık, sefalet olur. Diğer emeklilerde, yani zaten Türkiye'de biliyorsunuz emeklilerin büyük bölümü zaten 10 bin lira ve civarında aylık alıyor. Hı hı. 11 bin liraya, 12 bin liraya, 13 bin liraya, 14 bin liraya bile çıksa ki o civarlarda gene büyük yoğunlaşma. Bu insanların emeklilik aylıkları %20-25 artacak. Ama kiralar 65 artacak. Bugün artmazsa Ağustos'ta artacak.
Eylül'de artacak. Yani Temmuz'da, sadece Temmuz'da değil, ondan sonraki dönemlerde kira dönemleri gelenler de aynı şekilde zamdan etkilenecekler. Dolayısıyla gelirle kira arasında olağanüstü bir uçurum yaşanacak. Bu da, bu da üretilen ekonomik, işte ekonominin, yanlış ekonomi politikalarının bir diğer sonucu, biraz önce kurbanlıklarda gördüğümüz gibi. Maalesef. Son bir yorum daha rica edeceğim. Vergi paketine ilişkin, bayram tatilinden sonra meclise gelecek olan pakete ilişkin de değerlendirmelerinizi öğrenebilir miyiz Erdoğan Süzer? Çünkü dün özellikle engelli işareti olan plakalara sahip olan ailelerde, örneğin o plakanın alınmasına neden olan vatandaşımız hayatını kaybettiğinde bile o ÖTV kesintisini artık ödemeye devam edeceğini ailenin öğrendik paketten sızan bilgilerle. Aynı zamanda motokuryelere yönelik bir yine vergi paketi var, maddesi var. Beraberinde zaten yurt dışı harç pulu ödemesinin de biz 10 katına çıktığını yaklaşık olarak bir haftadır haberlerimizde aktarıyoruz, uygulamaya başlanacağını bunun da. Ve hatta artık insanlar o kadar alıştı ki bu zamlanma sürecine. Herkes gitmeden önceden, zam gelmeden önceden yurt dışı çıkış harcımızı ödeyelim diye bu konuda da yoğunluk yaratmış. Ve buna ilişkin de açıklama geldi. Herkes yurt dışına çıkacağı gün aslında harç pulunu almak zorunda. Yani zamlardan kesinlikle ve kesinlikle topluca herkesin etkileneceğine ilişkin. Ne dersiniz? Daha ne detaylar keşfedeceğiz bu vergi paketinin içinde? Bir defa bu vergi paketini biz 3 grupta göreceğiz. Yani 3 zamana bölünmüş durumda. İlk paket işte bayramlardan önce sonra gelecek. 60 maddelik gibi planlanıyor. Demek ki biz şu ana kadar saydıklarınız gündeme gelenler evet, yaklaşık 5-6 madde olsa, düşünün ki 50'den fazla daha madde göreceğiz orada. Kimlere ne geliyor? O zaman o gün daha net göreceğiz. Biz de işte gayrimenkul bölümlerine yazmıştık. Bir bölümünden geri adım atmak durumunda kaldılar. Borsaya vergi biliyorsunuz vardı. Geri adım atmak durumunda kaldılar ama bu geri adım Eylül'de gelecek, ikinci paketin içerisinde olacaktır muhtemelen. Şimdi acı tarafı vergi paketi, bu vergi paketi reform diye sunuluyor. Hı hı. Bunun reformluk bir tarafı nerede var, ben anlayabilmiş değilim. Şimdi yurt dışı çıkış harcını siz 10 kat artırdığınızda nasıl bir reform yapmış oluyorsunuz? Yani gelir artırıcı bir paket diyebilirsiniz. İnsanlardan daha fazla para toplayacağım, daha fazla kaynak toplayacağım diyebilirsiniz. Ama reform yapıyorum diyemezsiniz bununla. Şimdi istisna ve muafiyetler diye vergi kanununun içerisinde büyük bir bölüm vardır. Ben açıkçası istisna ve muafiyetleri kaldıracağız, vergileri artırmayacağız dediğinde Mehmet Şimşek, ben açıkçası çok sevindim. Çünkü o istisna ve muafiyetlerin içerisinde neler olduğunu az çok izlemek durumunda olan gazetecilerden biriyim. Hı hı. Madenlerde mesela altın çıkarıyor, istisna ve muafiyetler, vergi ödemiyor. Veya bir yatırım yapmış ama yatırımın artık hiçbir ülkeye katkısı yok. Yapsa da olur, yapmasa da olur. Müthiş istisna ve muafiyetlerden yararlanıyor. Şimdi bu kadar istisna ve muafiyetler varken dedim ki herhalde bunları gördüler ve bunları kaldıracaklar. Dönüp dolaşıp kaldırmak istedikleri şey engellinin aracı oldu. Bakın engelli evet, dergisi. Bir defa ben insanlarla da konuştum, o derneklerle konuştum, dün de haberini de yaptık. Diyorlar ki ya biz zaten hani olağanüstü bir risk şeyin içerisinde, yükün içerisindeyiz. Yaşamımız bu. Engelliyle beraber yaşama aynı zamanda insanı yoksullaştırıyor. Aileyi yoksullaştırıyor. Evet. Aile yoksullaşıyor. Gelir elde edemiyor. İki kişi çalışamaz engellinin ailesinde. Bir kişi mutlaka evde engelliye bakmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla bu insanlar zaten yoksul. Zar zor bir araba alabiliyorlar. Evet. O da ÖTV'siz alıyorlar. Evet. Bakın KDV'yi gene ödüyorlar. ÖTV yok. ÖTV'nin zaten hiç kimse için olmaması gereken bir ÖTV'yi siz engellilere de şimdi tekrardan koyacağım diye uğraşıyorsunuz. Ve buna da reform diyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bu engelli vefat ettikten sonra ailesine ne bırakacak biliyor musunuz? Acıyla birlikte bir de vergi reformu bırakacak. Vergi bırakacak. Maalesef. Yani vergi mirası bırakacak diyeyim daha doğrusu. Maalesef. Dolayısıyla burada tamamen olay yanlış yerden bakıyoruz.